Merhaba arkadaşlar, ben Enis. Bugün Nasıl Yapılır serisine devam ediyoruz. Bugünkü Nasıl Yapılır videomuz YouTube etkinliğinizi yani YouTube geçmişinizi otomatik olarak silmeyi ayarlayacağız. Bildiğiniz üzere Google etkinliği Google servisleri üzerinden yaptığınız bütün aktiviteleri barındıran bir yerdir. Yani orada bütün aktivitelerinizi Google üzerinden yaptığınız, YouTube'da yaptığınız, haritalarda yaptığınız bütün etkinliklerinizi görebiliyor, hatta yönetebiliyorsunuz. Eskiden YouTube etkinliklerini, yani YouTube geçmişinizi, izleme geçmişi, arama geçmişi, bunları elle silebiliyor, kontrol edebiliyordunuz. Artık şimdi yeni bir özellikle beraber bunu otomatik olarak ayarlayabiliyorsunuz. Yani belirli aralıklarla YouTube'un etkinliklerinizi yönetmesini sağlayabiliyorsunuz. Öncelikle Google Activity yani My Activity Google.com'a giriyoruz. Ya da Google etkinliğim diye yazarsanız zaten Google'da karşınıza çıkacaktır zaten. Öncelikle soldaki sekmelerden etkinlik kontrollerine giriyoruz. Buradan aşağıya iniyoruz. YouTube geçmişine giriyoruz. Geçmişi yönet diye devam ediyoruz. YouTube geçmişi. Burada YouTube geçmişi açık. Yani kayıt edilebiliyor. YouTube'da yaptığım her şey kayıt edilebiliyor. Etkinlik siz manuel olarak silinceye kadar saklanır diye bir seçenek var. Otomatik olarak sil. Buraya giriyoruz. Şimdi ben silene kadar ne demek? Yani ben kendim bir gün bilgisayara oturup ya da telefonda hani hazır boşken işte geçmişimi sileyim diyorum. O elle yapıyorsunuz. Ya da 18 ay boyunca süreyle tutuyorsunuz. 18. aydan sonra artık otomatik olarak hepsini siliyor. Ya da daha kısa olsun diyorsanız 3 ay süreyle 3 ayda bir YouTube geçmişinizi temizleyebiliyorsunuz. Diyelim ben 3 ay süreyle susun. Sonraki diyelim. Şimdi sil de yapıyor diyoruz. Veya gelecekten bir tarihte silin diyorsunuz. Onayla diyoruz. Tercih kaydedildi diyor. Üzerinden 3 ay geçen etkinlikleriniz kalıcı olarak silindi. Bundan sonra üzerinden 3 ay geçen YouTube geçmişi otomatik olarak silinecek. Yani şu an yaptığım ayarla beraber 3 ay ve bu zamandan itibaren 3 ay önceki geçmişim silindi. Bundan sonra bu tarih dahil son 3 ayda yapılan etkinlikler de otomatik olarak kendi kendine silinecek. Yani ben hiçbir zaman dokunmayacağım. Ta ki ben tekrar etkinliğime girip bu ayarları değiştirene kadar. Anladım diyoruz. Ve artık YouTube geçmişi hani son 3 aydaki silindi. Artık 3 ayda bir silinecektir. Otomatik olarak. Tekrar buraya girip ayarları değiştirebilirsiniz. Ya da ben silene kadar saklansın. Veya 18 ay süreyle. Sonraki diyorsunuz. Devam ediyorsunuz. Artık etkinliğinizin nasıl silindiğini öğrenin diye bir seçenek çıkıyorsa onu görebilirsiniz. Bu kadar arkadaşlar. Hem burada da YouTube geçmişi açık. Yani hem izlediğiniz videolar hem de yaptığınız aramalar ayarlayabiliyorsunuz. Ben yaptığım aramaları kaydetmemişim. Burada böyle bir uyarı vermiş. Yani buradaki silme metodu sadece izlediğim videolar için geçerli oluyor. Bunu da bir şekilde size göstermiş oldum. Umarım bu bilgi size katkı sağlamıştır. Hani bilgidir benim için her zaman. Sizin için de umarım öyledir. Hani sonuçta YouTube kullandığımız bir mecra. Herkesin kullandığı bir mecra. Google servislerini mecburen kullanıyoruz zaten. Bütün Android telefonları kullandığımız için. Dolayısıyla böyle bir bilgiyi sizlerle paylaşmak istedim. Arka planda gelen araba sesleri araba seslerinden dolayı şimdiden özür dilerim.
ne yazık ki bilgisayarın, yani bu işlemi yaptığım bilgisayar pencereye çok yakın olduğu için, dolayısıyla akıcı trafikten kaynaklı böyle bir ses ortaya çıkmış olabilir. Tekrar özür dilerim. Ve böylelikle yeni bir bilgi daha sizlerle paylaşmış oldum. Videolarımı daha fazla devamını izlemek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kanalımda şu an 782 abone var. Ve bunun devamını getirmek sizlerin elinde. Videoları yapmak da benim elimdedir. Ben videoları yaptıkça tabii ki sizler izleyeceksiniz. Ama abonelerin gelmesi benim gibi bir kanalın kolay kolay olmuyor. Çünkü ben bu kanalda nasıl yapılır videoları yapıyorum. Biri de engellilerin sorunlarını anlatan, engellilere yardımcı olacak bilgiler veren, hani tırnak içerisinde Türkiye'de çok popüler olmayan konuları dile getiriyorum. O yüzden çok fazla ilgi görmeyebiliyor. Ama sizlerin sayesinde belki birileri sesimizi duymak isteyecektir. Belki engelli arkadaşlarımıza da yardımcı olabilecek bilgiler içerdiği için onlarla da paylaşırsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.